Herkese merhabalar. Gelinim Mutfak'ta 6. sezon şampiyonunu arıyor. İnanılmaz zor bir yemek seçti yönetmenimiz. Takdir edersiniz ki iyi olan kazansın istiyoruz. Gelinlerimiz anneleriyle yemek yaptılar. Kayınvalideler puan verecek dünüre. Hadi bakalım günün en iyi tabağı kim? Bulalım. Bildiğim kadarıyla pilavları anneler yaptı. O yüzden biraz acımasız olabilirim yorumlarımda. Çünkü iç pilavdan en iyi anneler anlar. İç pilav iç pilavdır, klasiktir ve en iyisi olmalıdır. Bu iç pilavımız birazcık tıkır kalmış. Birazdan biraz daha öte. Zaten gözüküyordur Mustafa'mın keskin gözleri onu gösteriyordur. Çok fazla tane tane ve diri kalan bir pilav. Ama lezzeti yerinde, suyu eksik kalmış sadece. Bayağı güzel bir pilav oluyormuş, olamamış. Sonuçta tıkır kalmış. Sonuca bakarım ben. Şu et sosu, kıvamı bir tık koyu gözüküyor ama çok lezzetli ve hiç pürüz yok. Bence başarılı gözüküyor. Eti pişmiş. Şu etin içindeki şu kıymalı, biberli harcı bayağı iyi olmuş bunun. Çok da yakışmış. Etini de güzel pişirmiş. Gayet şık gözüken bir tabak. Pilavdan sınıfta kalan bir tabak. İkinci tabağımız. Bu gelinimiz ette şov yapmış. Dışı gayet güzel pişerken içi böyle sulu sulu kalmış ki ben biraz ette böyle pembeliği sevmeyen biri olarak söylüyorum. Bayağı dengeli pişirmiş. Çok güzel etini pişirmiş. İç harcı da etin içindeki iç harç da çok başarılı olmuş. Şu soslar bence belli ki bir tık koyu ama birin sosunu daha çok beğendim. İç pilav, anneler. Bire göre kesinlikle daha iyi bir pilav var ama bu da tıkır. Anneler pilavda sınıfta kaldı. Tane tane lezzetli ama bitirilmemiş bir pilav var burada. Aa, çiğ değil o kadar. Nasıl oluyor bu iş? Bonfile etinin galiba biraz özelliği de bu. İnanın ki bakın pes pembe gözüküyor ya. Benim asla sevmeyeceğim bir et ama pişmiş, yani çiğ değil, bayağı çiğ zannettiğim halde net söylüyorum çiğ değil. Çok koca koca biberler, sebzeler, olmamış bir iç harç. Bakar mısınız büyük büyük tamamlanmamış. Yemin ederim etin tadı fena değil. Sosu bembeyaz, görüntü olarak beni hiç cezbetmedi. Tatmak bile istemedim ama tadı da güzel. Sosun tadı güzel, kıvamı da güzel. Hem lapa hem tıkır kalmış bir iç pilav var burada. Böyle bir yarım çay bardağı su istiyormuş. Diğerlerine göre bakın o da bir tık tıkırdı ama çok lezzetliydi. Bunun pilavı böyle beyaz beyaz yeterince olmamış. Fazla lapalaşmış aynı zamanda tıkır. Hayır beğenmedim, bunun içini de beğenmedim, etinin içini de beğenmedim. Olmadı. Ama daha benim böyle havaları uçtuğum bir tabak da çıkmadı ortaya. Son tabağım. Bayıldım. Bakar mısınız? Yani incecik, çok güzel pişmiş bir et. Dıştan da kurutmamış, içten de kurutmamış. O içinin pembeliğini muhafaza etmiş, güzel mühürlemiş. İç harcı çok güzel. Bence biberlerde sıkıntı var. Biberlerimiz büyük. En iyi iç pilavı işte bu annemiz yapmış. Anneler yaptı çünkü iç pilavı. Çok tebrik ediyorum 4. tabağı. Yani ayırt edemeyeceğim kadar güzel tabaklar var. Bir vereceğime çok üzülüyorum. Keşke vermesem. Bugün keşke puan kullanmasam. Ama size en iyisini söylüyorum. En iyi tabak pilavdan yola çıkacağım. Mutfakta anne var. Es geçmeyeceğim. Anne dediğin iç pilavı iyi yapar.
Dördüncü tabak 5 puan. Şöyle devam edeyim. Üçüncü tabak en zayıf halkamız pilav olarak da et olarak da maalesef 1 puan. İkinci tabak 5 verdiğimden neredeyse hiçbir farkı yok. Pilav farkıyla 4 alıyor. Ve birinci tabakta buna 4 verdiysek 3'ü alır. Hayırlı uğurlu olsun. Son puanlar bunlar. Kader puanları bunlar. İyi olan kazansın. Bakalım kimler kaç puan almış. Önce 3 puan. Bakalım benden kim 3 puan aldı, kim güne 3 puanla başladı. Puan. Pilavından 3'ü aldı vallahi. Yani pilavı daha iyi olsa daha yüksek alırdı. Bakalım. Zeynep. Güzel. Şimdi 4 puanı bulalım. İkinci en yüksek puanımız şahane puan. Ama 1 puanla neler oluyor siz biliyorsunuz. Bulalım sahibini. Bakalım sahibi kim? Damla ve günün yıldızı. Bakalım günün yıldızı Kıymet mi, Başak mı? Dört tabak arasında iç pilavını en iyi pişiren, 4'te 4 söylüyorum, aradığım pilavı bulamadım ama en iyisi bu. Bakalım sahibi kim? Başak. Aa, Başak'ın annesi yapmış en iyi pilavı, gördünüz mü? Tebrik ediyorum. Ve burada da Kıymetçim. Kıymet'in bugün çok daha iyi bir tabak çıkarması gerekiyordu bence. Ama kayınvalideler söz konusuysa ne olacağı belli olmaz. Çayınızı, kahvenizi bugün büyük bardaklarla, hatta çaydanlıkla yanınıza alın çayınızı. Bu tadımlar kaçmaz. Gelinin mutfakta şampiyonunu arıyor. Şimdi sıra kayınvalidelerde.